Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde görmüş olduğunuz Huawei P Smart 2021 cep telefonunu inceliyoruz. Telefonla ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Huawei cep telefonu ailesine yeni katılan bir ürün olan Huawei P Smart 2021 aslında bize çok da yabancı bir isim değil. Biliyorsunuz bu modelin daha önce bir de P Smart 2019 isimli bir versiyonu vardı. Şimdi 2021 için güncellenmiş, yeni teknolojilerle geliştirilmiş bir sürüm olarak karşımıza bu cep telefonu çıkıyor arkadaşlar. Yani bu modeli 2019'un abisi olarak düşünebilirsiniz. Ondan esinlenen bazı tasarımsal öğeler de var ama hiç alakası olmayan bazı teknolojiler de ki o modelde bulunmayan ve hani yılına göre olduğu için de bulunmayan birçok teknoloji de yine bu telefonda bulunuyor arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum. Telefonun oldukça ince bir çerçevesi var. Hem yan yüzlerde hem yukarıda hem de aşağıda arkadaşlar çok ince bir çerçeve bizi karşılıyor. Alt kısımda çerçeve bir tık kalın olsa da genel olarak baktığımızda aslında ince bir çerçeve bulunuyor. Ekranın üst kısmında ortada bir delik şeklinde kameramız mevcut. Tam ortaya konumlandırılmış. Parmağınızı dokunduğunuz zaman da hissedebiliyorsunuz. Bu arada ekranda bir de bir ekran koruyucu yapıştırılmış olarak geliyor. Onu da belirtmiş olayım. Yan yüzü çevirdiğimizde önden baktığımızda sağdan bahsediyorum tabii ki. Ses açma kapama tuşu ve üzerine parmak izi entegre edilmiş bir güç tuşu yer alıyor. Bu güç tuşu aynı zamanda parmak izinizi okuyor. Daha önce biliyorsunuz 2019'da arka yüzdeydi. Burada yan yüze alınmış. Bence bir tık daha iyi olmuş. Onun detaylarına birazdan değineceğim. Diğer sol tarafı çevirdiğimizde sol yan yüzde ise SIM kart yuvamız bulunuyor. Başka bir şey yani yan yüzlerde başka bir şey yok. Altı çevirdiğimiz zaman ise alt tarafta kulaklık çıkışımız var. 3,5 mm'lik. Bence bu güzel bir özellik. Ben hep söylüyorum bunu. Tip C dediğimiz, USB Tip C dediğimiz bağlantı yuvamız var ve hoparlör çıkışlarımızı da görüyoruz arkadaşlar. Bu arada 2019'da Tip C değildi, mikro USB'di. Artık Tip C'ye geçmiş bu modelle beraber diye söyleyelim. Üst kısmında ise bir de mikrofon deliği bulunuyor. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Arka yüzü çevirdiğimizde ise arka yüzde bizi karşılayan dörtlü bir kameramız var. Dörtlü kamera dikey bir şekilde, dikdörtgen şekilde tasarlanmış ve yukarıdan aşağı doğru sıralanmış kameralar. Kameraların hepsinin büyüklüğü aynı arkadaşlar. Bir de LED lamba eşlik ediyor. Kameraların hemen yanında işte 48 megapiksel AI quad kamera diyor. Yani yapay zeka destekli dörtlü bir kamera olduğunu söylüyor. Alt kısmında bir de Huawei yazısı var. Bu arada bize gönderilen renk yeşil renk olarak biliniyor. Ha, Huawei bu rengi yeşil demiyor da farklı bir isim vermiş. Onu hemen şimdi söylüyorum. Tutku yeşili adını vermiş. Bir de bunun pembe altın ve gece yarısı siyah olmak üzere İki farklı renk seçeneği daha var. Yani toplamda 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Arka yüz böyle çok yanarlı dönerli değil. Ama hani böyle ışığa doğru tuttuğunuz zaman, çevirdiğiniz zaman ışığın böyle çeşitli farklı yansımalarını yine arka yüzde görebiliyorsunuz. Bu da bence tasarımı etkileyen önemli etkenlerden bir tanesi olmuş. Evet arkadaşlar, Huawei P Smart 2021'in bu genel görünümünden sonra bir de teknik özelliklerine bakalım. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 6.67 inçlik 2400x1080 Full HD Plus bir ekranımız var arkadaşlar. Burası önemli çünkü az önce söylemiştim çerçeve kalınlığı çok inceydi. Ekran gövde oranımız %90.3. Yani ekranın neredeyse tamamını kullanabiliyorsunuz. %90.3 de bugün orta seviye ya da üst seviye modellerde gördüğümüz rakamlara yakın bir rakam arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Özellikle oyunlarda ve normal işte video izlerken filan çok işinize yarayacak bir ekran gövde oranı. Devam edelim teknik özelliklerle. Kirin 710A işlemci kullanıyor. Android 10 işletim sistemimiz var. 4 GB RAM'imiz var. 128 GB'da depolama alanımız var. Bu da güzel. 128 GB olması iyi bence. Çünkü yok işte yer kalmadı, yok bilmem ne oldu falan demezsiniz. Birçok videonuzu, fotoğrafınızı, dokümanlarınızı rahat rahat bu telefonun içinde saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da önemli bir özellik olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında az önce bahsetmiştim. 48 megapiksellik bir ana kameramız var. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı eşlik ediyor. Bunun ek olarak bir 2 megapiksellik bir derinlik kamerası ve 2 megapiksellik de makro kamerasının olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki kameramız ise 8 megapiksel arkadaşlar. Her iki kameranın da 1080p 30 FPS video kayıt yaptığını söylemiş olayım arkadaşlar. Parmak izi okuyucumuzun yan yüzde konumlandırdığını az önce görüntülerde gösterdik size. Renk seçeneklerini de söylemiştik zaten. Pembe, altın, tutku yeşil ve gece yarısı siyah olmak üzere 3 farklı rengimiz var.
5000 miliamper gibi çok yüksek bir pilimiz var. Onun faydalarını ve bize sunduğu değerleri biraz sonra size o tarafa geldiğimde, o konuya geldiğimde anlatacağım arkadaşlar. 22,5 watt kablolu hızlı şarj desteğimiz var. Bu da çok önemli. Neden önemli olduğunu yine pil tarafında size değineceğim arkadaşlar. Ve fiyatının da 3499 TL olduğunu söyleyelim. Evet, Huawei P Smart 2021'in bu teknik özelliklerinden sonra biraz da kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu değerler çok güzel, rakamlar çok güzel ama peki bu telefon bizlere ne gibi bir deneyim sunuyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefonda Huawei App Gallery ekosistemi yer alıyor arkadaşlar. Yani Android işletim sistemi var. Çünkü bu konu çok karıştırılıyor. Bunu sürekli bütün bu tarz videolarda ben söylüyorum ısrarla ve tekrar tekrar söylüyorum. Android işletim sistemi var ama telefonda Google uygulamaları yok. Yani YouTube gibi işte ne bileyim Google haritalar gibi bazı uygulamaları kullanamıyorsunuz. Ama alternatifleri var. Onlardan da bahsedeceğim biraz sonra. Ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan da özellikle temel uygulamaların birçoğunu bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta biz böyle birçok uygulama yükledik. İşte ne bileyim WhatsApp yükleyebiliyorsunuz, Twitter yükleyebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bütün bu uygulamalar kendi uygulama sayfalarında yer alıyor. Yani üreticiler bu uygulamaları kendi sayfalarına koyuyorlar ve siz de örneğin işte Twitter.com üzerinden yükleyebiliyorsunuz ve de WhatsApp.com üzerinden direkt dokümanını yükleyip telefonunuzda çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu konuda özellikle söylemek istiyorum çünkü insanların kafası çok karışıyor zaman zaman. Hani ben bunu alırsam şunu yapabilir miyim, şunu oynayabilir miyim, şunu kullanabilir miyim gibi sorularınız oluyor. Birçok oyunu vesaire kendi sayfasından indirebiliyorsunuz. Huawei App Gallery'de de birçok uygulama var. Yani sadece yabancı uygulamalar değil arkadaşlar. Birçok yerli uygulama da var. Bankacılık uygulamaları var. Ne bileyim işte MHRS uygulaması var. Örneğin işte bir evde kal uygulaması var. Bu ve benzeri sağlıkla ilgili, ticaretle ilgili, ekonomiyle ilgili ne bileyim N11'in uygulaması var. Sahibinden uygulaması var. Böyle birçok bankacılık uygulaması vesaireyi yine Huawei App Gallery ekosisteminde bulabiliyorsunuz. Yani kafanızda şöyle bir soru işareti olması. Ya ben bunu aldım bu telefonu. Uygulamalar ne olacak? Onu yükleyebilecek miyim? Oyunlar ne olacak? Hepsi var arkadaşlar. Hani bulamadığınız nokta olursa da işte APK Pure gibi farklı alternatif mağaza örnekleri de var ama şunu da unutmayın ki Huawei App Gallery dünyanın üçüncü en büyük uygulama marketi. Ama bulamadığınız uygulamalar vesaire olursa APK Pure gibi seçenekleri de göz atıp oradan da yükleyebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Ha, bir diğer yöntem daha var ki bütün aslında Huawei telefonlarına biz bunları söylüyoruz. Huawei'nin bir fon kullan isimli uygulaması var. Bunu cep telefonunuza yüklüyorsunuz. Diyelim ki önceki cep telefonunuz Huawei marka ya da Huawei marka değil, olması şart değil bu arada. O telefonu da yüklüyorsunuz ve bütün uygulamalarınızı, ayarlarınızı, bilgilerinizi artık ne istiyorsanız hepsini bu telefona aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Orada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Onu da denedik, kullandık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Öte yandan biz aynı zamanda mesela YouTube yok dedik ama uygulama olarak yok. Tarayıcı üzerinden de açıp izleyebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz, yani kullanabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyeyim. Tarayıcıdan da hatta kullanıcı isminize girip de gerekli ayarları yaparsanız yine kullanabiliyorsunuz telefon üzerinden. Herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar Ultra Full View adını verdiği Huawei'nin bir ekrana sahip olması. %90,3 gövde ekran oranımız mevcut. Yani ekranın neredeyse tamamını, daha doğrusu ön yüzün neredeyse tamamını ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Çerçeve de çok ince tasarlanmış. Özellikle alt kısımda çerçevenin çok ince bir tasarımda olduğunu söyleyeyim. Hani böyle bir telefona göre bence bu ekran çok çok iyi olmuş. Çünkü genelde bu tarz, bu kategorideki ürünlerde bu kadar kaliteli ve yüksek çözünürlükte ekran pek kullanılmıyor arkadaşlar. Bu da kullanım deneyiminizi arttırması açısından önemli bir etken olmuş. Kullanımla ilgili önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar yan yüze entegre edilmiş parmak izi okuyucu. Bu güç tuşuyla beraber kullanıyorsunuz. Bu da çok hızlı çalışıyor bu arada, onu da söylemiş olayım. Şimdi arka yüzde olması da güzeldi aslında. Yani tek parmağınızla yapıyordunuz ama yan yüzde olması böyle hemen aynı anda hem açarken hem de parmak izinizi hızlı bir şekilde okutabiliyorsunuz. Bu da bence önemli özelliklerinden bir tanesi olmuş. Şimdi Huawei P Smart 2021'in kullanımla ilgili deneyimlerine devam ediyorum ben. 128 GB depolama alanı hoş olmuş. Neden? Biliyorsunuz bu tarz bu kategorideki telefonlarda genelde böyle 64 GB veriyorlar. Ama 128 bence daha iyi olur çünkü 64 GB'ın bir kısmını işletim sistemini kullanıyor. Siz onun tamamını kullanamıyorsunuz. Buradaki 128'in hani bir kısmını işletim sistemi kullansa bile size oldukça büyük bir alan kalıyor. Ve burada istediğiniz gibi dokümanlarınızı, videolarınızı, fotoğraflarınızı saklayabiliyorsunuz. Bu da bence önemli özelliklerinden bir tanesi olmuş.
Biz tabii aynı zamanda telefonun işlemcisine de bir göz attık arkadaşlar. Kirin 710A işlemci bulunuyor bu cep telefonunda. Snapdragon 710'a yakın bir performans sunuyor arkadaşlar. Biz PC Mark testleri de yaptık. Şimdi ekranda o testin sonucunu da görüyorsunuz. PC Mark'ta 6431 gibi bir puan aldı. Tabii bunlar bizim hani bu telefonla yaptığımız rakamlar. Bilimsel bir karşılığı olmayabilir ama en azından fikir vermesi açısından bu testleri biz yapıyoruz. Oyun vesaire gibi ortamlarda da birçok oyunu rahatlıkla oynatabiliyor. PUBG yükledik, oynadık, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Tabii ki böyle hani ben ultra ayarlarda oynayayım, işte inanılmaz grafikler göreyim falan derseniz elbette bu telefonun harcı değil ama günlük kullanımdaki bütün oyunları rahat bir şekilde, orta bir seviyede ve ortanın biraz üzerinde olacak şekilde rahatlıkla oynatabiliyor. 4 GB RAM de fena değil. 128 GB depolama alanı da oldukça iyi. Aynı zamanda kullanılan işlemcinin de günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak bir işlemci olduğunu söyleyeyim. Şimdi sizler için telefonun ses kalitesini de test ettik arkadaşlar. Hoparlör kalitesinden bahsediyorum tabii burada. Şimdi gelin o videoyu bir izleyelim. Daha sonra incelememiz devam edecek. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu elimde görmüş olduğunuz hafif ve güçlü dizüstü bilgisayar Huawei MateBook X'i inceliyoruz. Bu bilgisayarla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Huawei P Smart 2021 bizlere kamera tarafında az önce söylediğim gibi dörtlü bir kamera karşılıyor. 48 megapiksellik bir ana kameramızın olduğunu söylemiştik. Buna 8 megapiksellik ve 120 derece desteği sunan bir ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. 2 megapiksellik bir makro çekim özelliği olan kameramız var ve yine 2 megapiksellik de bir alan derinliği kamerası bizleri karşılıyor arkadaşlar. Arka yüzdeki dizilim bu şekilde. Şimdi kullanımda baktığımızda arkadaşlar bu ana kamera çok güzel fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Kamera menüsüne girdiğimizde ise aslında daha önce Huawei'nin farklı modellerinde de karşımıza çıkan bir kamera menüsü bizleri karşılıyor. Yapay zeka desteği var. Yapay zeka desteği sayesinde de çekimlerde kamera sizlere hani bu işte örnek veriyorum bir manzara fotoğrafı deyip otomatik olarak manzara ayarlarını getirebiliyor. Ya da bir yemek fotoğrafı deyip yemek ayarlarını getirebiliyor. Veya benzer bir şekilde bir çiçek fotoğrafı çekerken de bu bir çiçek fotoğrafı deyip renk, ısı işte diğer ayarları otomatik olarak o çiçek çekecekmiş gibi ayarlayıp sizlere sunabiliyor. Bu tarafta güzel. Birçok bize örnek fotoğraf ve video çektik arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyelim. Kamerası kendi kategorisindeki cep telefonları açısından değerlendirdiğimizde oldukça iyi sonuçlar veriyor. Aynı zamanda ana kamera Full HD yani 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamerada yine Full HD 30 fps video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Kamera performansını şimdi birazdan izleyeceğimiz örnek fotoğraf ve videolarla siz de göreceksiniz. Önce onu izleyelim, daha sonra incelememiz devam edecek. Evet arkadaşlar, bu videoyu Huawei P Smart 2021'in ön kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Kameramız Full HD 30 fps video kayıt yapabiliyor. Ön kameranın video performansı işte bu şekilde. Bu videoyu Huawei P Smart 2021'in ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum arkadaşlar. Ana kameramız da aynen ön kamerada olduğu gibi 1080p 30 fps video kayıt yapıyor. İşte açık havada yaptığımız bir örnek görüntü kalitesi ve mikrofon kalitesi böyle arkadaşlar bu telefonun.
Huawei P Smart 2021'in kullanımına ilgili bazı denemeler de yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz Huawei Mate 40 ailesi tanıtılmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu tanıtım sırasında Huawei'nin bir Petal Search ve Petal Haritalar isimli iki farklı uygulaması da duyuruldu. Petal Search'ü anlamışsınızdır muhtemelen. İsminden de anlaşılıyor. Yani arama motoru aslında bir nevi. Huawei'nin kendi geliştirdiği bir arama motoru. Ve bunu bir uygulama olarak yüklüyorsunuz. O size birçok şeyi arıyor arkadaşlar. Birçok şeyi böyle arıyor, buluyor. İşte internette bulabileceğiniz birçok şeyi orada da buluyor. Aynı zamanda uygulama vesaire, resim, video, haber gibi şeyleri de ayrı kategorilerde arayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bir de Petal haritalar, yani Petal Maps diye söylemiş olur ama biz harita olarak çevirelim Türkçesini. Petal Maps diye kuruyorsunuz. Bu da adından yine anlıyorsunuz. Bunu söylememe bile gerek yok aslında. Bir navigasyon uygulaması. Şuradan şuraya gideceğim. Şuradan şuraya işte yolculuk yapacağım. Beni buradan buraya götür diyorsunuz. O uygulama da sizi oradan oraya götürmüş oluyor arkadaşlar. O da bu şekilde bir uygulama. Google haritaların yerine aslında geliştirilmiş bir şey ve buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Huawei kendi ekosistemini geliştiriyor. Bu ekosistemi de her geçen gün kattığı özelliklerle, kattığı uygulamalarla çok daha güçlü hale getiriyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim pil tarafına arkadaşlar. Bu telefonda 5000 mAh'lik bir pil kullanılmış. Yani bence 5000 mAh'a göre de çok da ağır ya da çok kalın bir telefon değil. Onu da söylemiş olayım. 5000 mAh'lik bu pille biz PCMag battery testi yaptık. Şu anda ekranda o testin sonuçlarını görüyorsunuz. Bize 15 saat 39 dakika gibi bir değer verdi arkadaşlar. Oldukça iyi bir değer, onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu size kabaca 2 günü rahat çıkartabileceğiniz anlamına geliyor. Biz de yaptığımız testlerde 3 aşağı 5 yukarı bu sonucu bulduk. Öte yandan olay sadece ona da bitmiyor. Hemen şurada bir kutudan çıkan 22,5 wattlık bir adaptörümüz var. Şimdi bu adaptör sayesinde telefonu hızlı şarj da edebiliyorsunuz kablolu olarak. Bence bu güzel bir özellik. Neden? Tamam, telefonun pili yüksek olabilir ama hızlı şarj desteği olmadığı zaman o pili doldurmak için epey beklemeniz gerekiyor. Bu telefonda o kadar uzun süre beklemiyorsunuz. Şöyle bir rakam vermek gerekirse arkadaşlar, 30 dakikada %53 oranında şarj oluyor. Ha, benim 30 dakikam yok, 10 dakikada hızlı bir şarj edeyim, dışarı çıkacağım, bir işim var, şuraya gideceğim, buraya gideceğim diyorsanız 10 dakikada ise %17 şarj oluyor. Bence güzel bir rakam en azından. Bu kategorideki bir telefon için böyle bir özelliğin olması bence güzel olmuş. Kutudan da böyle bir adaptör çıkması güzel. Çünkü biliyorsunuz bazı üreticilerde telefon destekliyor ama kutusundan çıkan adaptör hızlı şarjı desteklemiyor. O bakımdan böyle bir adaptörün çıkması bence çok güzel olmuş. Buradan artı puan veriyorum Huawei'ye. Videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Biliyorum uzun bir video oldu ama telefonun birçok özelliğini anlatmamız gerekiyor. Ya da şunu unutmayın, şunu yapmayın, işte şu özelliği yok mu diye soruyorsunuz. Sormamanız için hepsini anlatmaya çalışıyorum ben de. Son olarak fiyatından bahsetmek istiyorum. 3499 TL gibi bir fiyatı var. Bu kategoride çok büyük bir rekabet var biliyorsunuz. Ve fiyatlar artık işte 3000 liradan başlıyor arkadaşlar. Yani 3000-4000 aralığında aslında hani alınabilecek telefonlar artık minimumda 3000-4000 aralığından başlıyor. Bence sunduğu özellikleri göre işte hızlı şarj, yüksek depolama alanı, işte işlemcinin gücü, ne bileyim işte kameralarının 4 kamera olması gibi özelliklerden dolayı bence alınabilecek bir fiyat bu. Nispeten de en azından hani kendi kategorisindeki diğer telefonlarla karşılaştırdığımızda makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei P Smart 2021 cep telefonunu incelemeye çalıştık. Olur ya, unutmuşuzdur, sürçülisan etmişizdir, 3 yerine 5 demişizdir. Veya merak ettiğiniz bir özelliği vardır, biz ondan bahsetmemişizdir. Varsa böyle bir konu mutlaka yorumlarda bize yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gözümüzden kaçabiliyor, sürçülisan edebiliyoruz. O yüzden siz sorularınızı sormayı unutmayın. Biz hepsini okuyoruz, değerlendiriyoruz. Yanıt verebileceklerimize de mutlaka ve mutlaka yanıt veriyoruz. Öte yandan bir hatırlatma daha yapmak istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Şöyle bir müjde de vereyim arkadaşlar. Yakın zamanda katıl butonunu aktif edeceğiz. Çok büyük bir meblağ istemeyi düşünmüyoruz. Şimdilik daha küçük rakamlarla başlayacağız. Niçin katılı aktif ediyoruz? Bunu söyleyelim. Para kazanmak için değil arkadaşlar. Sizlere hediye vereceğiz. Biliyorsunuz Instagram üzerinden yapıyoruz bu yarışmaları. Bugüne kadar yapıyorduk. Orada devam edecek ama YouTube'daki katıl abonelerimize de yapmayı planlıyoruz. Onun için katıl butonunu aktif etmeyi düşünüyoruz. Herhalde bir 15 günde olur diye tahmin ediyorum. Siz yine abone olmayı unutmayın. İmkanı olanların da katıl aktif olduğu zaman aramızda görmek istiyoruz arkadaşlar. Eğer isterseniz bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.